Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Kalallahu teala fi kitabil kerim. Bismillahirrahmanirrahim. Vallahu yed'u ila daris selam. وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ اِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمِ وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ لَا تَبَاغَضُوا وَلَا تَحَاسَدُوا وَلَا تَدَابَرُوا وَكُونُوا عِبَادَ اللّٰهِ اِخْوَانًا اِلٰى اَقِلَتْسِ صَدَقَ رَسُولُ اللّٰهِ فَنَتَقَ حَبِيبُ اللّٰهِ فِي مَا قَالْ اَوْ كَمَا قَالْ. Aziz seyirciler, bir sohbetimizde yine birlikteyiz. Bayram gün ve geceleri ince ruhların kavrayabileceği, derin ve duygulu gönüllerin sezebileceği nurani tecellilerle doludur. Hadis-i şerifte, Ramazan ve Kurban Bayramı gecelerini, sevabını Allah'tan umarak ibadetle ihya edenlerin kalbi, bütün kalplerin öldüğü günde ölmeyecektir, buyruluyor. Kardeşlerim, özellikle burada bir dikkat çekmek istiyorum. Gerçekten insanlar Ramazan-ı Şerif ayını, yani bayram gecesine kadar adeta işte teravihiyle, orucuyla, diğer hassasiyetleriyle, diğer unsurlarıyla değerlendirmeye çalışıyorlar. Ama bayram gecesi artık teravih de yok ya, camiler boşalıyor. Yani teravih cemaati bayram gecesinde olmuyor ne hikmetse. Bizler acizane cami görevlisi olduğumuz için bunu müşahede ediyoruz, yani yaşıyoruz. Yani bir gün önce teravihte dolu olan cami bayram gecesinde otomatikman sanki düşüyor. Halbuki hadis-i şerifi aktardım. Ne dedi Efendimiz? Ramazan ve Kurban Bayramı gecelerini sevabını Allah'tan umarak İbadetle ihya edenlerin kalbi, bütün kalplerin öldüğü günde ölmeyecektir. Ulema diyor ki, yatsıyı cemaatle kılarsa yarı geceye kadar, sabahı da cemaatle kılarsa bütün geceyi ibadetle geçirmiş olur. İkinci bir husus, bu bayram geceleriyle ilgili, insanlar işte genellikle alışverişlerini, efendim, giyim, kuşam, terzi, tıraş işlerini o geceye biriktirip gece yarısına kadar o gece işte alışverişte, işte tıraş olmak için sırada veyahut da elbisesini yaptırmak için terzide, yani o gece bu şekillerde heba edilebiliyor. Elbette zaruri ihtiyaçlarımız giderilecek. Buna bir mani yok. Yani mübah olan ihtiyaçlarımız. Ama mümkün ise bu gecenin mübarekliğini, bayram gecesinin ibadetlerle, daha Kur'an tilavetiyle, değişik amellerle değerlendirebilmek için ne olur mesela tıraşımızı gündüzleyin veya bir gece öncesinden olmuş olsak, diğer işlerimizi daha önce yapmış olsak, bu geceyi ihya sadedinde daha duyarlı olabilecek manevi hallere, manevi boyutlara girebilsek. Bunu ben kendi gözlemimden her sene aktarıyorum. Bu şekilde bu sefer de değinmiş oldum kardeşlerim. Ramazan bir takva mektebi. Bayram ise onun ruhani bir diplomasıdır, şehadetnamesidir.
Bayram müminlerin takva imtihanından muvaffakiyetle ilahi huzura çıktıkları o mes'ud vuslat gününden bir tecelliyi daha bu dünyadayken yaşatan mübarek gündür. Gerçek bayram Hakk'ın bizden razı olmasıdır. Bunun içindir ki bilhassa o sevinç günlerinde yetim, kimsesiz, fakir ve muhtaçları sevindirelim ki ilahi rahmet ve merhamet tecellilerinden nasip alabilelim. Zira sizler yeryüzündekilere merhamet edin ki gökyüzündekiler de size merhamet etsin buyurulmuştur. Unutmayalım ki bayramlar asla tatil ve eğlence gibi ferdi mutluluk günleri değildir. İnsan tek başına ferdi olarak bayram yapamaz. Yani tek başına bir bayram namazı, tek başına bir bayramlaşma, tasavvur olunamayacağı gibi sırf kendi şahsının veya kendi ailesinin mutluluğuna hasredilmiş bir bayramda düşünülemez. Bilakis bayramlar sıla-i rahimde bulunmak, geçmişlerimizi hayırlarla yad edip ruhlarını şad etmek, iman kardeşliğini cemiyet planında yaşatmak gibi nice mükellefiyetlerimizin edasına vesile olan bütün toplumu kucaklayıcı ibadet günleridir. Velhasıl Ramazan ruhani bir hayat terbiyesidir. Müslümanlık sadece Ramazan'a mahsus ve muayyen günlere ait bir merasim değil, ömürlük bir takva hayatıdır. İmam-ı Şahrani Hazretleri der ki, Ramazan'ın diğer aylarda bulunmayan bir hürmeti vardır. Hak Teâlâ'nın Ramazan'ı kameri aylar içinde bulundurması da Ramazan'daki şeref ve bereketi senenin bütün aylarına yaymak içindir. Bu itibarla nasıl ki Rabbimiz senenin bütün vakitlerini Ramazan ayıyla şereflendirmiş ise bizim de bütün ömrümüzü Ramazan'ın feyiz ve bereketini umarak ve o aydaki zerafet ve nezaket ve hassasiyet içinde idrak ve ihya etmemiz icap eder. Bunun için de Ramazan terbiyesi altında geçirdiğimiz manevi hatıraları hiçbir zaman unutmamamız gerekir. Zira ömürler görünüşte ne kadar uzun olursa olsun, ebedi ahiret hayatın yanında bir aylık Ramazan mevsiminden de kısadır. Kardeşlerim, Müslümanlar bir ay boyunca sahura kalktılar. Seherde Hakk'ın divanına el açıp yalvardılar. Tevbe istiğfar ettiler, dua ettiler. Gündüz vaktinde de Allah rızası için her türlü meşakkate katlanarak aç, susuz kaldılar. Sabır ve tahammül gösterdiler. Hem midelerine hem de dil ve gönüllerine hakim olarak oruçlarını tamamladılar. Kulluk imtihanından başarıyla geçtiler. Akşam ezanıyla, dualarla iftar ettiler. Ruhi ve manevi hazzın doruğuna tırmandılar. Sofralarında yoksulları, yetimleri, kimsesizleri doyurdular. Aile, çoluk, çocuk iftarın sevincini paylaştılar ailece. Teravihe gittiler. O coşkun cemaatin içinde rükû edip secdeye kapandılar. Kalplerindeki kinleri, hırsları, düşmanlıkları birer birer
attılar. Ve mütevazi, olgun, samimi bir kul oldular. Bir ay boyunca her gelen günü öncekine göre daha da şuurla değerlendirdiler. Gün geldi kendilerini nefis muhasebesine tabi tuttular. Gönül dünyalarında kendileriyle hesaplaştılar. Sonunda mağrur başlar secdeye kapandı. Hakka kul olmanın zevkine erdi. Günah vadilerinde şuursuzca koşanlar o şerli yollardan çoktan döndüler. Sevaplara, hayırlara ve iyilik yollarına yöneldiler. Müminler bir ay boyunca sadece aç kalmadılar. Sadece midelerini oruç tutturmakla yetinmediler. Ellerini, ayaklarını, dillerini, gözlerini, kulaklarını dinimizce haram olan ve yasak olan her söz ve davranıştan sakındırdılar. Bu ayda midelerle beraber bütün diğer organlarımız da oruç tuttu. Ayaklar kötülüğe yürümedi. Eller zulme aracı olmadı. Gözler şerri görmedi. Kulaklar ahlaka uymayan sözleri dinlemedi. Diller dedikodu ve gıybetten sakındı. İşte bu ciddi çabanın ürünlerini müminler bu bayram günü devşirecekler. Bugün ilahi bağışa erecekler. Bugün yüzler gülecek, gönüller sevinçle dolacak, evler şenlenecek. Kardeşlerim, İslam ümmetinin iki bayramı vardır. Bunlar bütün İslam aleminde kutlanan bayramlardır. Biri Ramazan bayramı, diğeri de Kurban bayramıdır. Ramazan bayramı Ramazan ayının bitiminde, Şevval'in birinde. Kurban bayramı da Zilhicce ayının 10. gününde olur. Ramazan bayramı 3 gün, Kurban bayramı 4 gündür. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kıldığı ilk bayram namazı, hicretin 2. yılında kılmış olduğu Ramazan bayramı namazıdır. Bu yıldan sonra onu hiç terk etmemiştir. İslam kardeşliğinin perçinlendiği bu mübarek günler Müslümanların sevinç ve mutluluk günleridir. Nitekim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'den Medine'ye hicret ettiği zaman Medinelilerin iki bayramı olduğunu öğrendi. Medineliler bu bayramlarında oyun oynar ve eğlenirlerdi. Bu durumu gören Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Allah-u Teala size kutladığınız bu iki bayrama karşılık daha hayırlısını Ramazan bayramı ile Kurban bayramını lütuf olarak vermiştir buyurdu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh'a Ebu Bekir her ümmetin bir bayramı vardır. Bu da bizim bayramımızdır buyurmakla bu günlerde yapılacak meşru eğlence ve sevinç ıshar etme keyfiyetine cevaz vermişlerdir. Ayrıca İslam büyükleri bir Müslümanın Allah-u Teala'nın emirlerine uyup yasaklardan sakınarak günah işlemeden, haram lokma yemeden geçirdiği günleri de bayram kabul etmişlerdir kardeşlerim. Altını çiziyorum. İslam büyükleri bir Müslümanın Allah-u Teala'nın emirlerine uyup yasaklardan sakınarak günah işlemeden, haram lokma yemeden geçirdiği günleri de bayram kabul etmişlerdir. Bütün bunların dışında çocuklar, bilhassa öksüz ve fakir çocuklar sevindirilir. Akraba, eş ve dost ziyaretleri yapılarak
hal hatır sorulur. Müslümanları sevindirmek çok sevaptır. Bayramlar Müslümanların birbirini sevindirmesine birer vesiledir. Hadis-i şerifte buyuruldu ki Allah-u Teala'nın en çok sevdiği amel mümin sevindirmek, üzüntüsünü gidermek veya şu şekilde ifade edersek daha uygun olur. Allah-u Teala'nın en çok sevdiği amellerden biri mümini sevindirmek, üzüntüsünü gidermek, borcunu ödemek yahut aç iken onu doyurmaktır. Bir mümini sevindireni Allah-u Teala kıyamet günü sevindirir. En önemlisi aralarında dargınlık olanlar barıştırılır. Yüce Allah'ın ihsan ve rahmetinin tecellisine de sebep olan bu bayramların diğer yönden sosyal hayatta bu tür faydalı şeylere sebep olması, gayretlere sebep olması altı çizilecek bir durumdur. Durmaksızın akıp giden sosyal hayatın monotonluğu bayram gibi önemli günlerle kesilerek fakirler hatırlanmakta, yetimler sevindirilmektedir. Bu şekilde İslam'ın emrettiği gerçek kardeşlik sözden fiile geçirilmektedir. Müslümanlar birbirlerinin bayramlarını ya karşı karşıya gelerek ya da tebrik, telefon, mesajlarla haberleşme vasıtalarıyla tebrik ederler. Uzun zaman hatırlanmayan dostlar bu vesileyle hatırlanır. Bayramlar yine yenilip yedirildiği, içilip içirildiği ikram günleridir. Akraba ve eş dost ile beraberce bugünün mutluluğu paylaşılır. Bunun için de bayramlarda oruç tutmak Hazreti Peygamber tarafından yasaklanmıştır. Fakat bayramlar hedeflerinden de saptırılmamalıdır. Zira bayramlar sadece yemek içmek ve tatil yapmaktan ibaret değildir. Bu gerçeği göz ardı edip cemiyet hayatını düzenleyen ve aradaki uçurumları kaldıran böyle bayramlarda tatil bahanesiyle toplumdan kaçarak bir deniz kenarında vakit öldürmek, her şeyden önce bu bayramların fazilet ve sevabından mahrum kalmaktır. Diğer taraftan bu bayramlar İslam'ın vakar ve şahsiyetini, olgunluk ve yüceliğini gösteren müesseselerdir. Bu hakikati görmek için Güney Amerika karnavallarıyla Avrupa'nın faşiklerini ve yılbaşı bayramlarını İslam'ın bayramları ile karşılaştırmak yeterlidir. İslami bayramlar arkasında tatlı hatıralar, yetim ve kimsesizlerle fakirlerin mutluluk gözyaşlarını bırakırken, yukarıda arz ettiğim diğer milletlerin bayramları arkalarında sadece sefalet, içki kokusu, yollarda metrelerle ölçülen pislik ve çöp, hepsinden de vahşisi içki ve alkolün sebep olduğu nice ölüler bırakmaktadır. Ramazan bayramı, kameri aylardan Şevval'in ilk 3 gününde, Kurban bayramı ise Zilhicce'nin 10, 11, 12, 13. günlerinde kutlanır. Kardeşlerim, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, Ramazan bayramı günü olunca melekler yol güzergahları üzerinde durup şöyle seslenirler. Ey Müslümanlar, uyanın ve sonsuz kerem sahibi ve rahmeti bol olan Allah'a koşun. Melekler seslenmeye devam ederler.
geceleri ibadetle geçirmek için teklif olundunuz ve siz de bunu yerine getirdiniz. Gündüzleri oruçla geçirmeniz teklif edildi. Bunu da yerine getirip oruç tuttunuz. Allah'a itaat ettiniz. İşte bütün bunlara karşılık alın mükafatınız, sizi tebrik ederiz. Bayram namazı kılınınca da bir başka münadi şöyle seslenir. Şüphesiz Rabbiniz hepinizi af ve mağfiretle mükafatlandırdı. Geldiğiniz yere büyük hediyelerle birlikte dönün. Böylece bugüne, bayram gününe, gökyüzünde hediyeli mükafat günü ismi verildi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, Allahü Teala bayram sabahı meleklere emreder. Onlar da yeryüzüne inip sokak ağızlarında, yol başlarında dururlar. İnsan ve cinden başka bütün yaratıkların işitecekleri bir sesle şöyle seslenirler. Ey Muhammed ümmeti! Bol hediyeler ihsan eden ve büyük günahları bağışlayan, kerim olan Rabbin huzuruna koşun. İnsanlar namazgahta toplanınca Allahü Teala meleklerine şöyle buyurur. Görevini yapan kişinin karşılığı nedir? Melekler şöyle derler. Ona verilecek karşılık ücretini eksiksiz olarak almaktır. Allahü Teala Hazretleri buyurur ki, sizleri şahit tutuyorum ki onlara sevap olarak rızamı ve mağfiretimi verdim. Elhamdülillah. Rabbim bu hitaba muhatap olan kullarından eylesin bizleri kardeşlerim. Enes bin Malik radıyallahu anh, müminin 5 bayramı olduğunu söylemiştir kardeşlerim. Bu Ramazan bayramı ve Kurban bayramının dışında müminin 5 bayramının olduğunu söylemiştir. Enes bin Malik radıyallahu anh. 1. Müminin günah işlemeden geçirdiği her gün ona bayramdır. 2. Kişinin kelime-i şehadeti söyleyerek şeytanın aldatmalarından korunarak iman ile dünyaya veda edeceği gün onun bayramıdır. 3. Sırat köprüsünü geçtiği, kıyametin tehlikelerinden emniyette olduğu, hasımlarının ve zebanilerin elinden kurtulduğu gün onun bayramıdır. 4. Cehenneme girmeyeceğine emin ve artık cennete ayak basacağı gün onun bayramıdır. Ve 5. Alemlerin Rabbinin cemaline bakılacağı gün kulun bayramıdır. Rabbim lütfeylesin inşallah bu bayramları da bizlere kardeşlerim. Amin. Denilmiştir ki Allah-u Teala'nın kullarına dünyada bayramlar ihsan etmesinin sebebi onlara ahiret bayramlarını hatırlatmak içindir. Bayram günü insanların kimini yaya, kimini bir binitin üzerinde, kiminin yeni elbiseler giyinmiş, kimisinin de üzerinde neredeyse elbise namına hiçbir şey olmadığını görürsün. Bazıları ise ipek elbiseler giyinmiş, bazıları gülüp oynuyor, bazıları ise ağlıyor. Şimdi kıyamet meydanını hatırla. Zira orası da aynen böyle olacaktır. Allahü Teala'nın ayet-i kerimelerinde buyurduğu gibi müminlere ait nice yüzlerin bembeyaz olacağı, kafirlere ait nice yüzlerin de
kapkara olacağı günü unutmayın. Allah'a karşı gelmekten sakınanları Rahman'ın huzurunda bir elçiler heyeti gibi toplayacağımız, suçluları da suya koşan susuz develer gibi cehenneme sevk edeceğimiz günü düşünün. Sura üfürüleceği gün bölük bölük halinde mahşere geleceğiniz gün. Bilindiği üzere bayramlardan en çok hüznü çekenler, yetimler ve yakınları vefat eden kimselerdir kardeşlerim. Bir bayram günü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem evinden çıkmış mescide gidiyordu. Yolda bayram sevinci içinde oynayan çocuklara rastladı. Hepsi bayramlık yeni elbiseler giymiş, sevinç içinde sağa sola koşuyorlardı. İşlerinde zayıf ve çelimsiz bir çocuk da vardı. Eski ve yırtık elbiseler içinde mahzun bir şekilde bir kenara çekilmiş, neşe ve sevinç içinde oynayan çocuklara bakıyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu çocuğa, "Yavrum, niye arkadaşlarınla gülüp oynamıyorsun da bir kenara çekilmiş böyle duruyorsun?" buyurdu. Çocuk Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi tanıyamamıştı. Dedi ki, "Ben hem öksüzüm hem de yetimim. Babam şehit oldu, annem başka birisiyle evlendi." Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çocuğun şefkatle elinden tuttu. Sevgisiyle saçlarını okşadı ve dedi ki, "Yavrum, benim baban, Hazreti Ayşe'nin annen, torunlarım Hazreti Hasan ile Hazreti Hüseyin'in de kardeşin olmasını ister misin?" Yetim yavru, karşısındaki zatın şefkat dolu, nur yüzlü insanın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem olduğunu anlayınca sevinçle dedi ki, "Ya Resulallah, nasıl istemem?" Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çocuğun elinden tutarak evine götürdü. Yedirip içirip yeni elbiseler giydirdi. Çocuklar onu tanıyıp etrafına toplandılar. Durumundaki değişikliği görüp, "Nedir sendeki bu hal?" diye sordular. Yetim çocuk başından geçenleri anlattı. Diğer çocuklar bu yetim yavrunun Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tarafından evlatlığa alındığını duyunca, "Keşke bizim babalarımız da o savaşta şehit düşselerdi de bizi de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem evlatlığı alsaydı" dediler. Kardeşlerim, bayramların mendupları var. Onları hatırlatmak istiyorum. 1. Bayram günlerinde erken kalkmak. 2. Yıkanmak. 3. Misvak kullanmak. 4. Gül yağı ve benzeri hoş koku sürünmek. 5. Varsa yeni, yoksa giyilmesi mübah olan elbiselerden en güzel ve temizini giymek. Anlatıldığına göre Hazreti Ömer radıyallahu anh bayram günü çocuklarından birinin üzerinde eski bir gömlekle görür ve ağlamaya başlar. Çocuk babasına sorar, "Babacığım, seni ağlatan nedir?" "Yavrucuğum, diğer çocuklar senin üzerinde bu eski elbiseyi görünce bayram günü kalbinin kırılmasından korkuyorum." Oğlu da der ki, "Kalp ancak Allah rızasından mahrum kalınca ya da
ana babaya isyan edince mahzun olması gerekir. Ben ise senin rızanı kazanmak sayesinde Allah'ın rızasını elde edeceğimi ümit ediyorum şeklinde cevap verir. Bunun üzerine Hazreti Ömer oğlunu bağrına basar ve onun için dua eder. Allah-u Teala ikisinden de razı olsun. Şair ne güzel söyler. Yarın bayram ne giyeceksin dediler. Susuz kuluna Rabbin sunduğu hilati dedim. Öylesine güzel iki elbisedir ki fakirlik ve sabır, onları giyinen kalbe her gün cuma ve bayramdır. Ey ümidim, matemdir bana sen yoksan bayramlar, görünür ya da sesini duyurursan bana asıl o bayramdır. Yine bayramın menduplarından devam ediyorum kardeşlerim. Ne demiştik? Bayram günlerinde erken kalkmak, yıkanmak, misvak kullanmak, gül yağı ve benzeri hoş koku sürünmek, varsa yeni yoksa mevcutların en iyi elbiselerimizi giymek. Altıncısı, Yüce Allah'ın nimetlerine şükür için neşe ve sevinç göstermek bayramda. Karşılaşılan mümin kardeşlere karşı güler yüz göstermek. Elden geldiği kadar fazla sadaka vermek. Bayram gecelerini ibadetle geçirmek müstehap ve güzel bulunmuştur. Ramazan bayramında bayram namazından önce hurma gibi tatlı bir şey yenilmesi, kurban bayramında ise namaz kılınmadıkça bir şey yenilmemesi müstehaptır. Enes bin Malik radıyallahu anh şunu naklediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan bayramı sabahı birkaç hurma yemeden evden çıkmazdı. Yediği hurma 1, 3, 5 tane teklik ifade ediyorlardı. Bayram günlerinde Müslümanların birbirlerini tebrik etmesi, görüşüp musafaha yapması ve birbirlerine "Gafarallahu lena ve leküm" Allah bizi ve sizi bağışlasın. "Tekabbelallahu teala minna ve minküm" Yüce Allah bizden ve sizden kabul buyursun şeklinde duada bulunması da menduptur. Bayram namazlarına giderken başka yollardan gidip yolu uzatarak gitmek çok sevaptır. Eğer tek yol varsa hiç olmazsa giderken yolun bir tarafından gitmeli, gelirken de diğer tarafından gelmelidir. Rabbimiz yapmış olduğumuz ve yapacağımız ibadet ve ameli salihleri kabul buyursun. İdrak ettiğimiz Ramazan aylarını ihlaslı niyetlerle ve takva ölçüleriyle bir sonraki senenin Ramazan ayına bağlayabilmemizi ve böylece hayatımızı daimi bir Ramazan ruhaniyeti içinde yaşayabilmemizi nasip eylesin. Yine Ramazan-ı Şerif'i vatanımız, milletimiz ve bütün İslam dünyası için huzur ve saadet vesilesi kılsın. Amin. Aziz kardeşlerim, bir sohbetimizin de böylece sonuna geldik. İnşallah bir başka sohbette buluşmak ümidiyle bütün günleriniz, geceleriniz hayırla geçsin efendim. Esselamu aleyküm ebeden daimen.